Naz, evdeler mi? Evdeler, evdeler. Hoş geldin. Hoş buldum Murat. Nasıl geçti? Kar fırtınası vardı, çok kötüydü. Sen bunları hemen yerleştir, ben de üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Tamam. Ben her yarışmacı arkadaşımın alışverişini eksiksiz tamamlayıp, masasını hazırlayıp, üzerine giyinmiş, yemeklerini yetiştirmiş bir şekilde bizi karşılamış olmasını isterim. Umarım bunu yapabilmiştir. Bunu onun için isterim. Kendim için de isterim. Çünkü bu başlı başına büyük bir emek. Ekran karşısına çıktığında, bizim yanımıza geldiğinde mahcup olmadan gönül rahatlığıyla gelebilmiş olmasını isterim. Burak, sen neler yapıyorsun? Ben okuyorum, üniversite öğrencisiyim. Ne okuyorsun? Makine mühendisliği okuyorum, 3. sınıftayım. Hedefin nedir? Yani şu anda net bir fikrim yok ama bilmiyorum yani, umarım güzel şeyler olur. Kararsız mısın? Evet, biraz karar. İşte Naz da geldi. Hoş geldin. Hoş buldum Gürbüz. Size ıslak kek yaptım. Islak kek mi? Teşekkür ederim. Demek kendi ellerinle yaptın. Evet, kendim yaptım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ben bunu hemen yerim. Tamam, afiyet olsun. Zorlanama da bırakın ama bir dilim. Hiç merak etme. İstersen önce malzemelerini kontrol et. Zaten her şeyi Burak dizdi. Benim hiç suçum yok. Yok, süper dizmiş. Tereyağım falan her şeyim burada. Bazı ürünlerim buzdolabında. Evet evet, etlerim falan onlar buzdolabında. Tamam, ben artık çıkıyorum. Sana tamam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sonra. Zaten minnacık yerimiz var Burak. Çıksan çok iyi olur. Başarılar. Teşekkür ederim. Naz, artık hazırsan yemek yapmaya başlayalım. Gerçekten hazır mısın? Hazırım. Çok heyecanlı görünüyorsun. Yok. Umarım marketteki gibi olmazsın. Markette fırtına ağırdı gürümüz. Hadi o zaman başlayalım. 3 2 1 Başla. Süremiz başladı. Önce neyle başlıyoruz? Etlerimi önce kızartacağım. Etler önemli değil mi? Evet. Neydi yemeğimiz? Osobuko. Bize etleri gösterir misin? Artık osobukolar çıksın. Etleri önceden sipariş vermiştin. Evet. Osobuko aslında hayvanın inciği. İnciği, evet. Benim bildiğim osobuko'da incik kemiği görünür. Kemiği görünür, onda okeyim. Ama ben yemeleri daha rahat olsun diye ve daha hızlı pişsin diye kemiksiz olan tercih. Kemik tam iliğin olduğu yerde olur. İliğini şey yapmadım zaten, yine var. Hani o kısmı yine var, sadece eti, kemiği yok. Şimdi osobukoları ne yapacaksın? Önce onları unlayacağım. Ana yemeği osobukoyla başlayan yarışmacımız, tencerelerde ayçiçek yağı kızdırırken kemikleri alınmış incikleri una buluyor. Naz, sence Sultan nasıl bir yarışmacı? Çok sessiz, farklı bir tip. Farklı derken ne kastediyorsun? Benden daha farklı. Sen de mi kendini farklı olarak nitelendiriyorsun? Ben farklıyım zaten. Neyin farklı söyle bakalım. Her şeyim. Ben bir fark göremiyorum. Yoksa 4,5 numara gözlüğün mü farklı? Evet. Öyle bir farklılığım var. Her şey olarak. Ya birincisi, menüme bakılırsa zaten farklılığımı orada ortaya koyuyorum bence. Ana yemek için una bulanan dana incikler kızgın yağ bırakılıyor. Bu arada çok akıllıca davranıp aynı anda iki tencere kullandın. Evet, çünkü şöyle onu da söyleyeyim. Osobuko'nun yapılan tenceresi sadece etin üstünü geçecek kadar su konur. Yani eğer kat kat koyarsam o et pişmez. Harikasın Naz. Bir aşçı olarak bize güzel bilgiler veriyorsun. Osobuko için una bulanmış incikler kızgın yağda pişmeye devam ediyor. Defne yaprağı koyacağım sadece. Bir de birazcık suyunu verdikten bir süre sonra sebze koyacağım içerisine. Osobuko için pişen etlere sıcak su ekleniyor. Neden limon sıkıyorsun Naz? Etin daha yumuşak olmasını. Demek etin yumuşak olmasını istiyoruz. Naz, evin 1+1 ve mutfağın açık. Burada ne olup bittiğini görecekler. Saklayacak bir şeyin yok. Yok, ben zaten en son toplayacağımı düşünüyorum. O kadar vaktim kalır herhalde. Defne yaprağını neden koyuyorsun? Hoş şey veriyor, koku. Defne yaprağı hoş koku verdiği için genelde defne yaprağı koyuluyor. Ana yemek osobuko, yanına frik keşke seçmiş. Yine İtalyan olduğunu düşünüyorum, bilmiyorum. Hiç yemedim de osobuko neyden yapıldığı, nasıl yapıldığını bilmiyorum. Frik keşke o yanına basit kaçıyor bence yine. Tam yine yemedim, bilmiyorum ama bir fikrim var yine frik keşke ile alakalı. Ama basit kaçtığını düşünüyorum. Osobuko'yu deneyeceğim, göreceğim. Bilmiyorum yani lezzeti nasıl oluyor, ne yapılıyor bilmiyorum. Onu soracağım artık. Ana yemek. Osobuko. Yani ben burada yazıldığı gibi okuduğum için şimdi bunun ne olduğunu bilemiyorum. Yabancı terim olarak yazmış. Yani ne acaba? Et mi? Tavuk mu? Kıyma mı? Balık mı? Ne olduğunu anlamam için kenarına parantez olarak açarak
bir hangi tür yemek olduğunu, içeriğinin bir kısmını söyleyebilirdi. Söylemediği için, burada kapattığı için biraz sıkıntı. Şimdi ne yapıyorsun? Lazanyam için yumurtalarımı çıkarttım. Ara yemeğine geçen yarışmacımız lazanyanın hamuru için yumurtaya un, tuz ve su ekliyor. Lazanyayı kendin mi keseceksin? Evet. Lazanyanın hamuruna devam eden yarışmacımız istediği kıvamı elde edene dek yoğuruyor. Lazanyayı yarına kadar açar mısın Naz? Açarım. Sende tenisçi dirseği rahatsızlığı vardı değil mi? Evet evet. Bugünlük şey yapacağım onu. Bu rahatsızlık tam olarak nedir? Şimdi kasların yanlış hareketlerden dolayı şey olmasın, iltihap yapması. Yoksa yanlış hamur açtığın için mi oldu? Yok, neden olduğunu bilmiyorum. Ama yanlış hareketler dedin. Evet, yani doktorun dediği oydu bana. Yanlış hareketlerden ötürü. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Lazanya için yoğrulan hamurun üstü kapatıldıktan sonra buzdolabına alınıyor. Ardından kıymalı harcı için soğan doğranıyor. Hava Hanım hakkında ne düşünüyorsun? Çabuk gaza geliyor galiba ya. Kimin gazına geliyor? Genel o atmosferin, hani birinci olmak hedefinin, onların bir gazına geldi. O yüzden o şekilde konuştu bence. Ama puan olarak hakkaniyetli davrandı. O zaman sen davranmadın. Ben de davrandım. Ben daha şey gözüyle baktım. Daha profesyonel bir gözle baktığım için. 5 puan verdiğin için pişman mısın? Değilim. Tekrar dünkü masaya gitsen yine 5 puan mı verirsin? Evet. Demek gerçekten pişman değilsin. Hayır, şu anki bugünkü menüme bile oturup her şeyi tam yapsam bile zaten verecekleri puan 5-6. Ben o masaya fazla bile verdim. Naz Hanım genelde beni savunan taraftı. Sultan Hanım ve Havva Hanım'ın yanında Naz Hanım'la Elif Hanım savunan taraftı. Beğendi de benim yemeklerimin yarısını. Ve gerçekten az puan verdiğini düşünüyorum. Yani kendisi aşçı, ondan beklentilerim yüksek. Umarım benim masamdan daha güzel bir masa hazırlar. Ve ben ona gereken puanı verir ve gösteririm. Naz, eşinle nasıl tanıştın? Arkadaş ortamında tanıştım. Arkadaş ortamında ne demek, anlatır mısın? Ortak arkadaşımız vardı. Ortak arkadaşın yakışıklı bir çocuk mu var dedi. Yok, yani öyle bir şey olmadı. Biz kendimiz konuşmaya başladık. Yoksa ilk görüşte aşk mı? Sanırım. İlk olmasa da birkaç kez oldu. Eşin romantik biri mi? Romantik bazen. Çok değil. Daha 8 aylık evlisiniz. Acayip romantik olması lazım. Cicim aylarında. Evet, cicim aylarında. Sana sürpriz yapar mı? Yok, hayır. İşte Naz'ın meşhur eşi. Bakalım düğünden bugüne değişmiş misin? Değişmedim. Çok güzel bir gelin olmuşsun. Lazanya için kavrulan soğanlara doğranan havuçtan sonra kabuklara alınan sarımsak ve kıyma ekleniyor. Yarışmaya katılmanı kim istedi? Ablam. Ekrana çıkmayan ablam, evet. Yarışman için sana neler dedi? Herkes yapıyor, sen mi yapamayacaksın dedi. Beni bir gaza getirdi. Sonra açtı şeyi, programın başvuru şeyini, doldurdu. Sonra zaten aradılar. Şu ana kadar her şey istediğin gibi gidiyor mu? Şu ana kadar istediğim gibi gidiyor. Bu arada bu patlıcanlar gerçekten ufak. Evet, çok ufaklar. Melanzane bostan patlıcandan olmaz mı? Evet. Ya buna laf ederlerse? Yani laf edeceklerini sanmıyorum. Ederlerse de onlarda da laf ederim. Yani herkesin bulamayacağı bir şey olur mutlaka. Elzem bir şey değil. Sonuçta patlıcan yapıyorum. Yani kabak, patlıcan bulamadım, kabak koyuyorum. Yok yani. Yarışmacımız başlangıç olarak sunacağı melanzane için patlıcanları dilimliyor. Yarışmacılardan kimi kendine yakın gördün? Yani öyle aman aman yakın gördüğüm yok ama şey, Elif Hanım daha ılımlı geldi. Yoksa yani oturup kardeşi, arkadaş olacak halim yok da. Her şeyi beğenip beğenip 6 puan verdiler diye Elif Hanım'ı çok eleştirdiler. Onlar da beni eleştirdi. Şimdi her şeyi beğenip 6 veriyor. Hani beğenmediğim şeye de 6 vermem. Hani onu da eleştirdiler. Ben Elif Hanım'dan daha yüksek bekliyordum. Dedim yani bu kadar beğenmenize daha iyi bir puan vermeniz gerekiyor diye. Sence kaç vermesi gerekiyordu? 7 falan vermesi gerekiyordu. Elif Hanım bence kendi gününe oynuyor. Çünkü neden derseniz Elif Hanım yok üzülür, yok heyecan yaptı. İşte biz de bu yollardan geçeceğiz. Tabii ki geçeceğiz. Herkesin bir emeği olacak, herkesin bir çabası olacak. Bu yarışma adı üstünde. Çünkü lezzetlerimizi sunmak için geldiğimiz için eğer ki aşçı olan arkadaşımızın da arkasında durursa, ay kırılmasın, üzülmesin derse benden çok büyük çıkışlar beklesin çünkü aşçı. Onu kendi savunması gerekiyor. Elif Hanım onun avukatlığını yapmaması gerekiyor. Ama ne yaptı? 6 verdi. Şaşırdım. En çok eleştiriyi yapan bendim. Ben bile 6 verdim. Çünkü ben hak ettiği puanı verdiğime inanıyorum. O yüzden bence herkes adaletli olmalı. Dün yemekler gerçekten soğuk mu geldi? Çok soğuktu. Gerçekten çok soğuktu. Yani çorba hadi bir nevi
ılıktı. Ama ara sıcağı, özellikle yani içinde kıyma olan bir ürünün o kadar soğuk gelmesi bence olmamalıydı. Buz gibiydi. Kıyma içerisinde donmuştu. Yiyemedim zaten. Şimdi ne yapıyorsun? Tatlımı tartacağım. Şeflerin en önemli özelliklerinden biri de tartmak. Evet. Kocan sana hala çiçek göndermedi. İlerleyen saatlerde gelir mi sence? İnşallah. Ablam bir mesaj atarsa gelirim. Tatlıya geçen yarışmacımız krem brule için tencereye krema koyuyor. İki farklı krema mı aldın? Bir tanesi normal şey, yağlı krema. Diğeri pastacı kreması, daha az yağlı. Şu anda hangisini koyuyorsun? Pastacı krema. Pastacı kreması biraz daha mı katı? Evet, pastacı. Pastacı kremasından iki tane mi koyacaksın? Evet. Krem brule için iki paket pastacı kreması ve bir paket normal kremaya süt ekleniyor. Kaseye alınan yumurta ve şeker mikserle çırpıldıktan sonra kremaya ekleniyor. Eyvah! Bu kadar süre geçmiş olamaz. Gerçekten mi? İnanmıyorum. Tam 50 dakikam bitti bile. Şaka yapıyorum. Şaka yapmıyorum Naz. Hayır, sen şaka yapıyorsun. Ay, ay. Yoksa panik mi oldu? Biraz oldum şu an. Bence de olsan iyi olur. Çünkü 50 dakika geçti ama ortada hiçbir şey yok. Krem brule için kremalarla çırptığımız yumurta ve şekeri karıştırdık. Süzecek misin? Evet. Neden? Süzmezsem üzerinde şey kalıyor, küpükler. Krem brule için hazırlanan krema süzüldükten sonra kuplara alınıyor. Acaba Furkan bugün nasıl gelecek? Bomba gibi. Buraya böyle eve düşen yıldırım gibi gelecek artık. Gerçekten öyle mi gelecek? Dün çünkü yorumlarımdan dolayı biraz şey yaptı zaten, kızdı bana. Başka sana kim kızmış olabilir? Halam kesin kızdı zaten. %100 yani, bana bugün kan kusturmazsa iyidir. Dolup gelecek buraya. Ama herkesin kendi günü var sonuçta, görürüz. Herkes gününü görür mü? Görür. Sen de fenasın Naz. Hiç de az değilsin. Şey yapmam yani, acımam. Şuna su koyalım, ben bunu atmam lazım. Krem brulenin başka bir işlemi var mı? Yok, hayır. Tatlım bitti. Fırına neden atacaksın? Üzerini yakacağım. Onu nasıl yapacaksın? Şekeri dökeceğim. Servis sırasında yapacağım onu. Şekeri döküp üzerine yakacağım. Ne kadar pişireceksin? 40 dakika. Ve krem bruleler fırına giriyor. Arkadaşımız maşallah bütün yeteneklerini herhalde ortaya koymaya çalışmış. İtalyan mutfağının ne varsa bütün yemeklerini buraya koymuş. Tabii ki lezzetine bakacağım. Yapabilecek mi ona bakacağım. Önemli olan lezzet. Daha önce de dediğim gibi inşallah tatlısı yumurta kokmaz. Çünkü krem brulenin ana maddesi yumurta ve yumurta sarısı. Hiç hoşlanmam eğer yumurta kokarsa, yiyemem de zaten. Onu da belirteceğim mutlaka masada. Şimdi de kerevizin saplarını çıkardık. Evet. Nerede kullanacaksın? Bunları şeyde, şimdi etin içine atacağım. Ana yemek osobukoların bulunduğu tencereye kereviz sapı atan yarışmacımız, melanzanenin sosu için domateslerin kabuklarını soyup rondoya alıyor. Ah Naz, ah! Ben sana bu patlıcanları bu kadar yakma demiştim. Ne istediğini bilmiyorum. Sana pişir dedim ama sen tuttun yaktın. Eyvah! Gitti patlıcanlar. Ne yapayım? Çeyize mi koyayım? Çeyize mi koyacaksın? Var mı çeyizim? Naz, biliyor musun ben evde kaldım. Evet. Evde kaldım ama çeyizim hazır. Her şeyin hazır. Tek eksiğim evleneceğim insan. Üstüne tuzumuzu atalım, sarımsağımızı atalım. Şekerimizi atalım. Şeker de mi atacaksın? Evet. Acı olduğu için domatesin bir asitlik şeyi var ya, onu kırmak için koyuyorum. Melanzane için rondoya alınan domateslere fesleğenden sonra tuz, şeker ve sarımsak ekleniyor. Frik kolay pişen bir bulgur değil. Evet. Frikleri yıkayacak mısın? Sadece suda bekleteceğim, yıkamayacağım. Nişastasını almamak için. Melanzanenin domates sosu rondodan geçerken kızaran patlıcanlar ocaktan alınıyor. Şunu hatırlatırsın kesin. Yarışmacılara. Niye hatırlatırım? Bostan patlıcanı kullanmadı. Ben sana bostan patlıcan almalısın dedim mi? Dedin ama elimdeki şartla bak, her yer yağ oldu. Herkesin gördüğü gerçeği kimseye söylemeyelim o zaman. Ya söyle de, bazen küçük sırlarımız olabilir diye. Yani bana, beni açık etme mi diyorsun? Dilimlediği tüm patlıcanları kızartan yarışmacımız melanzaneye son şeklini vermek için mozzarella peynirini çıkarıyor. Bu da mozzarella. Patlıcanların arasına mı koyacaksın? Evet evet, ara kısımlarına koyuyorum. Bazı tariflerde melanzanenin üzerine parmesan da konuyor. Yok hayır, parmesan girmiyor.
dilimlenen mozzarella peynirler kızaran patlıcanların üzerine alındıktan sonra hazırlanan domates sos kaşıkla üzerine konuyor. Mozzarellalar yetmeyince parçaladın değil mi? Hayır, bazıları büyük gelmişti, o yüzden onları parçaladım. Yani yanlış yorumlamazsak sevinirim. Patlıcanlar çok çok küçük olunca mozzarellaların büyük gelmesi gayet normal. Arkadaşımız çorba tercih etmemiş. Böyle bir başlangıçla sofrasına açılış yapmak istemiş. Daha önce yemediğim, tatmadığım bir tat. Yiyeceğim, tadına, kıvamına, tuzuna göre değerlendireceğim. Umarım güzel yapmıştır. Naz Hanım zaten İtalyan mutfağıyla ilgili çalışmalar yapmış. Kendisi aşçı. Zaten bu da İtalyan bir yemeği. Yani risk aldığını düşünmüyorum. Risk almamış. Sunum olarak güzel gözüken bir yemek. Yani sunumu güzel gözükecek ama basit olduğunu düşünüyorum. Yani başlangıç için basit seçmiş, risk almamış. Bunu açmak birazcık ölüm. Naz, çok yorgun ve bitkin görünüyorsun. Canlan hadi. Öldüm ama. Hamur çok mu sertleşmiş? Yok şey, zaten sert oluyor. Lazanya için hazırlanan hamur merdane ile açılmaya başlıyor. Keşke makine kullansaydın. Elle açmak çok zor olacak. Çok zor. Ama... Makinen var mı diye boşuna sormadım. Keşke olsaydı, getirseydin olurdu. Beni dinlemen için sakal mı bırakayım Naz? Sonuçta aşçı olan sensin. Neden evinde makine yok? Evde makarna açmıyorum ki. Naz, şu anda elinden oklavayı alıp hamuru benim açasım var. Gel yap. Ben şimdi 10 defa açmıştım. Gel. Tam 2 hafta lazanyacıda çalıştım. Diyorsun. Bir bakalım nerede çalıştım. Nerede? Sicilya'da. Wow. Sicilya'da beni herkes tanır. Lazanya hamurunu açmaya çalışan yarışmacımız istediği inceliğe getirmeye çalışıyor. Lazanyayı eleştirirlerse ne tepki verirsin? Ay çok çok sinirlenirim. Gerçekten sinirlenir misin? Gerçekten sinirlenirim. Bir aç bakalım, gerçekten kolay mı gör? Bana mı diyorsun? Evet. Ver oklavayı da nasıl açılır gör. Bak, lazanya hamuru böyle böyle yaparak açılır. Yalnız bu tezgah bana çok küçük geldi. Evet arkadaşlar, lazanya nasıl açılır görün lütfen. Krem bruleler fırından çıkarılırken lazanyanın hamuru açılmaya devam ediyor. Tenisçi dirseği rahatsızlığın olmasına rağmen hamuru çok iyi açtın. Evet. Tabii hamur açmasını benden öğrenerek. Teşekkür ederim Gürbüz. Şimdi hemen beşamel sosumu yapacağım. Artık benim eğitim aldığıma inandın mı? Evet, sen eğitimlisin. Tabii ki eğitimliyim Naz. Fırından çıkan krem bruleler soğuması için buzdolabına alınıyor. Aşçı arkadaşımı da dün tanıdığım kadarıyla bence yetiştiremeyecekmiş gibi geliyor. Süresini çok doğru kullanamayıp panik yapabilir. Hatta markette eksik ürünler bile almış olabilir o çünkü. Öyle bir izlenim bıraktı bende. İnşallah yapar da beni şaşırtır. Üzülerek söylüyorum ama kalan süren tamı tamına 48 dakika. Şaka yapıyorsun. Hala ortada hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Var. Gavurdağı salatan var mı? Göstereceğim şimdi. Beşamel sosa geçen yarışmacımız tencerede tereyağı eritiyor. Naz, bu arada arkada bir seyirci topluluğu görüyorum. Burak ve Aslı'yı tanıyoruz. Sizler kimsiniz? Ben kardeşim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, maç izler gibi bakacağınıza Naz'a destek verir misiniz lütfen? Evet. Tribünden destek de aldın Naz. Şu an çok iyiyim. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda beşamel sosumu hazırlıyorum. Beşamel sos için neler gerekli? Tereyağımı koydum, unumu koydum. En son suyumu dökeceğim. Birazcık tuz. Karabiber koymuyorum tadını bastırmasın diye. Normalde beşamel sosuna çünkü karabiber muskat konuluyor. Beşamel sos için tereyağında kavrulan una süt ekleniyor. Evet Naz, şimdi ne yapıyorsun? Firik keşkeği için hemen kaynatacağım bir sebze suyu. Sebze suyuyla ne yapacaksın? Firik keşkeğinin su oranını öyle ayarlayacağım, sebzeyle ayarlayacağım, sebze suyuyla. Sebze suyu kullanınca ne oluyor? Daha lezzetli. Hangi sebzeler olacak? Havuç, soğan, sarımsak, patates olacak. Bence de harika olur Naz ama biraz daha hızlanman lazım. Evet, şu lazanyamı halledersen başka uzun bir işim kalmıyor. Diğerlerini hemen hallederim. Hemen gavurdağımı yapmak istiyorum bundan sonra. O da çıksın arada. En sonunda da firik keşkeğimi atacağım. Hazırlanan beşamel sos cam tepsinin tabanına sürüldükten sonra üzerine lazanya hamurları yerleştiriliyor.
lazanya hamurlarını haşlamadan mı koyacaksın? Evet. Haşlamadan olur mu? Olur. Zaten fırında tutacağım. Fırında kendisi pişecek. Yarışmacımız cam tepsiye yerleştirdiği lazanyaların üzerine beşamel sostan sonra kıymalı harcı güzelce yayıyor. Tekrar lazanyayla kapattıktan sonra ikinci katın beşamel sosunu ve kıymasını koyuyor. Ardından son katı hazırlıyor. Bu katın üzerine bir kat daha gelecek mi? Bir kat gelecek. Beşamelini dökeyim, unuttum beşamelini. Arkadaşımız yanlış hatırlamıyorsam İtalyan mutfağı diyordu. Lazanya da İtalyan mutfağına ait bir yemek mi oluyor, ara sıcak mı oluyor bilmiyorum. Yani kıyma, soğan kavurup o şekilde herhalde verecek. Sebzeli bir lazanya mı yapacak? Kıymalı bir lazanya mı yapacak? Lazanyanın hamurunu kendisi mi açacak? Yoksa marketten hazır bir lazanya mı alıp kullanacak? Çünkü kıymalı harç yapacaksa lazanyaların üzerine bir beşamel sos hazırlayıp kıymasını koyup pişirebilir. Beşamel sosunu güzel kıvamında yapmış olabilecek mi? Bunların hepsi güzel değerlendirilmesi gereken püf noktalar. Umarım hepsine dikkat eder ve umarım lazanyasını kendisi hazırlamıştır. Lazanyanın üçüncü katına yayılan beşamel sos ve kıymalı harcın üzeri hamurla kapatılıyor. Artık lazanyamız fırına girmeye hazır. Şimdi fırına atıyorum bunu. Birazcık pişecek. Ön pişirme yapacağım. Sonra üzerine kaşar vereceğim. Hadi bir an önce verelim o zaman. Artık biraz ortalığı toplasan iyi olur. Evet, ortalığı topluyorum hemen. Frik keşkeğine geçen yarışmacımız hazırlayacağı sebze suyu için havuç doğruyor. Naz, frik keşkeği nerenin tarifi? Aslında böyle bir tarif var zaten. Bakarsan görürsün. İnternette mi var? Evet var. Frik keşkeği. Tam ismi bu mu? Frik keşkeği. Yani şöyle de çıkabilir. Frik risottosu da çıkabilir. Sen neden frik risotto yazmadın? Bu sefer onu da anlamayacaklar. Furkan'ın başına gelenle bu aynı şey değil mi? Üstelik sen bu yüzden düşük puan verdin. Hayır. Bu keşkek değil derlerse ne diyeceksin? Hayır, Türkçeleştirdim. Yani Türkçesi aslında öyle çünkü. Risottonun Türkçesi keşkek mi diyeceksin? Çok benzerler. Çok benzerler. Yapılışları şeyle çok benziyorlar birbirine. Ana yemek osobuko'nun suyunu ayarlayan yarışmacımız frik keşkeğinin sebze suyunu haşlanmaya bırakıyor. Ardından gavurdağ salatası için taze soğanla yeşil ve kapya biber doğruyor. Gavurdağ salatası bu ana yemeğin yanına yakışacak mı bilmiyorum. Çünkü gavurdağ salatası böyle kebapla giden bir yemek. Ana yemeği bilmiyorum, belki kebapla yapılıyordur ama bilmiyorum. Kebabın yanına yakışacak mı salata? Ama bilmiyorum işte, yemeğe yakışır inşallah yaptığı salata. Naz, salatanı kesin eleştirecekler. Gavurdağında taze soğanla kapya biber olur mu? Domates, yeşil biber, kuru soğan yazmışım. Maydanoz, ceviz ama yeşil soğan da yazıyor orada. O zaman birazını ayırayım. Taze soğanları ayırıyor musun? Evet. Sen yapacağın yemekleri internetten araştırmadın mı? Baktım, aslında bildiğim de o ama bilmiyorum. Naz, bu yemeklere kaç puan bekliyorsun? En az 6-7 bekliyorum. 6-7 mi? Kim sana 7 puan verir? Elif Hanım verir. Bence sana 7 puanı kim verir biliyor musun? Furkan. Bilmiyorum. Dünden sonra. Gavurdağ salatasını tamamlamaya çalışan yarışmacımız kabuklarını soyduğu domatesleri doğruyor. Şimdi ne yapıyorsun? Birazcık daha su koydum da şu ete birazcık su vereyim. Gavurdağ salatan tamam mı? He, cevizlerimi doğruyorum. Hadi hemen salatayı tamamla. Gavurdağ salatasını tamamlamaya çalışan yarışmacımız cevizleri doğruyor. Gavurdağına kuru soğan doğramadın. Şimdi atıyorum çünkü neden soğanı sona bıraktım biliyor musun? Neden? Frim içinde doğrayacağım ya. İkisini aynı anda aradan çıkartacağım bir. Kalan süren son 17 dakika. Şaka yapıyorsun. Çabuk ol Naz, çabuk. Yarışmacımız doğradığı cevizlerin yarısını frik keşkeği için tencereye alırken kalanları gavurdağ salatasına ekliyor. Üzerine şimdi sumaklı karıştıracağım. Tadı şey yapsın diye, otursun diye. Bu kadar sumak çok olmadı mı? Yok, iyi bence. İdeal mi? Bu hazır. Frik keşkeği için kavrulan soğanlara suda bekletilen frikler ekleniyor. Frik keşkeği aslında baktığınız zaman buraya kadar dünya mutfağından gelmiş, burada bir Türk mutfağına geçiş yapmış. Menüde böyle olduğu zaman ben çok tatmin olmuyorum. Çünkü bir karmaşa hissediyorum. Yani genel olarak akışa çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Keşkeği biliyorum, daha önce de yedim ama frik keşkeği nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Yanına da yakışır mı, yakışmaz mı? Çünkü bu da etli bir yemek mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Bu da etli bir şey. Yemek etli, lazanya etli, kıymalı.
ana yemeği etli. Yani bilmiyorum, bakacağım artık. Şimdi sebze suyu mu koyacaksın? Evet, birazcık kavrulacak. Şöyle. Birazcık kavrulacak. En son bağlarken, yani birazcık daha laf olsun diye tereyağıyla bağlayacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Eski kaşarımı rendeliyorum. Eski kaşarı nerede kullanacaksın? Firikte. Rendeledikten sonra sunum sırasında dağıtabilirsin. Evet. Ana yemeğin yanında sunulacak firik keşkeği için kaşar rendeleniyor. Çabuk ol Naz, hala firik keşkeğinin... Suyunu vermedim, hemen şimdi veriyorum. Sebze suyu mu? Evet, sebze suyumu yaptım. Onu hemen veriyorum. Birazcık kavruldu. Frik keşkeği için kavrulan soğan ve friklere haşlanan sebzelerin suyu eklendikten sonra tuzu ayarlanıyor. Frik keşkeği ağzı açık mı pişecek? Evet, evet, evet. Normal şey, pilavdan farklı. Gerçekten mi? Evet. Neden? Lapa olması lazım. Tereyağı veya su ekleyeceksen hemen koy. Tamam, şimdi koyuyorum o zaman. Tekrar sebze suyu mu ekliyoruz? Evet, tekrar suyunu veriyorum. Çünkü artık son dakikalarıma kavucum da kaçtı. Frik keşkeğine sebze suyu ve tereyağı ekleyen yarışmacımız hemen mutfağı toparlıyor. Elimi yıkıyorum, hemen masayı kurmaya gidiyorum Gürbüz. Çabuk ol Naz, çabuk! Şöyle koyayım. Hemen masamı seriyorum. Çiçeği almamı ister misin? Tabii Gürbüz. Bu arada son 5 dakika. Masanı hemen kurabilecek misin? 2 dakikada halledeceğim. Ha. Bu çiçeği kullanacak mısın? Evet, evet, tam ortaya koyacağım onu Gürbüz. Runner'ın var mı? Evet, runner'ımızı da serelim. O zaman alıyorum çiçeği. Runner'ı da seren yarışmacımız servisleri açıp yemek takımlarını yerleştiriyor. Bugün Naz Hanım'dan evet, masam gerçekten benim çok güzeldi. Bayağı özelliğini hazırladım. Peçeteye laf söylediler. Peçeteyi ben yetiştiremediğimi söyledim. Masaya uyumlu olmadığını biliyordum. Ama yani peçeteye laf söylenecek bir şey yoktu. Zaten normal süs peçetesi koymuştum tabakların üstüne. Naz Hanım onu eleştirdiğine göre çok hazırlıklı olması lazım bu servis konusunda. Her şey tam olması lazım, her şey uyumlu olması lazım. İnşallah uyumsuz bir şey olmaz. Uyumsuz bir şey olursa söylerim ona zaten. Naz, bunlar senin çeyiz takımın mı? Evet. Evet, ama ben bu tarz şeyleri sevmiyorum. Onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum. Neyi seviyorsun? Sadece supla. Yemek takımları da çeyizin. Bu yemek takımı çeyizim. Bir gelinin çeyizinde neler olur? Lan ne istediğine bağlı, ben bir şey istemedim. Sen erişi çeyiz hazırladın mı? Yok, hayır. Annemin yaptığı var bir koli, yani bir kutu. Onun dışında yok hiç çeyizim. Bardaklarla birlikte kaşık, çatal ve bıçaklar masadaki yerini alıyor. Ardından ocaktaki yemekler kontrol ediliyor. Frik oldu mu? Evet. Melanzane de fırına girdi. Hemen giyinmeye gidiyorum Gürbüz.